Ankara'ya dönerek devam edeceğiz. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik'in konuğu olacak. Kritik başlıklar, kritik sorular var gündemde. Sözü onlara bırakalım. Teşekkürler. Sayın Bakan, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz canlı yayına CNN Türkiye yayınına. Değerli izleyiciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu ile birlikteyiz. Çok yoğun bir Ankara gündeminde milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli konular var. Bunları sormak istiyorum. Geleceğinizi duyurduğumuz andan itibaren özellikle işsizlik, istihdam ve taşeron konusunda herhalde rekor sayıda soru geldi. Hangisiyle başlayalım? Taşeronla başlayalım mı? İşsizlikle başlayalım. Bugün gündemimiz rakamlar, evet, onla, TÜİK rakamları açıklandı. Taşeronları da soracağım. Evet, çok yoğun bir gündemdeyiz zaten. Evet, rakamları değerlendirmenizi rica edeceğim. Ne zaman tekhaneye, bu çok önemli, ne zaman tekhaneye düşürebileceğiz işsizlik konusundaki? Tekhaneyi düşürmek için var gücümüzle inşallah çalışıyoruz. Tüm kadrolarımızla, hükümetimiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben öncelikle. Gerçekten çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz operasyonumuz, Mehmetçiklerimiz, bölgemizde, sınırımızda güvenlik koridoru oluşturmak için çok yoğun bir mücadele içerisindeler. Ben onlara bütün dualarımızın yanlarında olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Rabbim inşallah hiçbir evimize, yüreğimize, gönlümüze ateş düşürmesin. Rabbim bütün Mehmetçiklerimizi korusun, kollasın ve ordumuzu da muzaffer eylesin diyorum. Tedavi gören kardeşlerimize de ben şifalar diliyorum. Böylesine önemli bir süreçte Türkiye olarak 2016 yılından itibaren çok farklı gündemlerle biliyorsunuz sınav halindeyiz. Çok ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bir referandum gerçekleştirdik. Terörle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bilgi kirlilikleri, algı operasyonları, uluslararası arenada yaşanan diplomatik gelişmeler, gerçekten yoğun bir gündem içerisindeyiz. Ama Türkiye olarak bu kadar yoğun bir gündem içerisinde reformlarımızı gerçekleştirmek, hükümet olarak yatırım ortamını iyileştirmek, istihdamı arttırmak, vatandaşlarımızın refah seviyesini daha üst lere çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle son dönemde bir yandan bu gündem varken diğer taraftan meclis gündemimiz de çok yoğun. Şu anda yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili bir paketimiz genel kurulda görüşülüyor. Diğer tarafta bizim de istihdam teşviklerimizin Çalışma Bakanlığı olarak içerisinde yer aldığı Maliye Bakanlığımızın gerçekten iş dünyamız açısından, vatandaşlarımız açısından çok olumlu iyileştirmeleri içinde barındıran bir torba yasamız var. Milli Eğitim Komisyonu'nda eğitimle ilgili çok önemli bir paketimiz söz konusu. Adalet Komisyonu'nda icra iflas kanunu ile ilgili düzenlemeler. Yani topyekün, bütüncül bir bakış açısıyla baktığımız zaman reform gündemimiz hız kesmeden devam ediyor. Tüm çabamız, tüm gayretimiz 15 yıllık iktidarımızda geldiğimiz seviyeleri daha iyi aşamalara getirmek. Allah'a hamdolsun bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumumuz Kasım ayı istihdam verilerini, hane halkı iş gücü anketi sonuçlarını açıkladı. Çabalarımızın meyvelerini almaya başladığımızı görüyoruz. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet içerisindeyiz. Biz Çalışma Bakanlığı olarak Aralık ayında biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir milli istihdam seferberliği yürütüyoruz. Bu bağlamda 14 Aralık tarihinde bunun ikinci fazına başladık. Yaklaşık 1 milyon 400 bin artı istihdam sağladık geçtiğimiz birinci fazında. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantımızda, istihdam şuramızda, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile gerçekleştirmiştik. Bu sene için hedefi artı 2 istihdam olarak önümüze koydu. Artı 2 istihdam hedefine ulaşmak için de çok güçlü bir istihdam paketi hazırladık. Bunun etkisiyle ben 2018 yılında şu an ulaştığımız aşamadan çok daha iyi yerlere istihdam ve iş gücü piyasası verilerimizin geleceğine inanıyorum. Nereye ulaşmış oluruz orada? Bugün 2017 nedir? Yılı Kasım ayı verileri açıklandı. 12.1 olan geçtiğimiz sene Kasım ayında, 2016 yılı Kasım ayında 12.1 olan işsizlik oranlarımızın şu an 10.3'e düşmüş olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten önemli. İşsiz sayımız 440 bin kişi azalmış durumda. İstihdam oranlarımız 1 milyon 448 bin kişi artmış durumda. İş gücüne giren kişi sayısı burada çok önemli.
bir sene içerisinde 1 milyon kişi iş gücü piyasamıza girmiş. Bizim işsizlik oranlarında güçlü azalışlar sağlayabilmemiz için bu iş gücüne giren kişinin çok üzerinde bir istihdam alanı yaratmamız lazım. 2018'de tek haneye inmesi konusunda bir ihtimal görünüyor mu 2018'de? Şimdi katılım ortamı iyileştirme ile ilgili biliyorsunuz bir paketimiz açıklanmıştı. Kalkınma Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız ve Başbakan Yardımcımızın burada hedeflerimiz ortaya konmuştu. Orta vadeli programımızda hedeflerimiz ortaya konmuştu. Şimdi gelecek hafta içerisinde Kalkınma Bakanlığımızın hazırladığı önümüzdeki döneme ilişkin kalkınma programımız da konacak. Hedefimiz tek haneye en kısa sürede inmek ama tabii ki bir puan bile inişi sağlamak için çok yüksek performanslar gerçekleştirmek gerekiyor. Bu performansı iş dünyamızla birlikte el ele gençlerimizle, kadınlarımızla, engelli kardeşlerimizle hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Tüm bu kesimleri hareketlendirecek, ivme kazandıracak sürece adımları atmamız gerekiyor. Bu adımlar için de işte paketimiz şu anda Meclis Genel Kurulumuzda görüşülüyor. Sayın Bakan, yani yakın çevrede böyle bir topluluğun içine ne zaman girsem ilk gelen vatandaşlar diyorlar ki Hakan Bey, ciddi bir işsizlik sorunumuz var, ne olur işte birçok insanı tanıyorsunuz, bir şey yapabilir misiniz? İşverenlerle konuştuğumuz zaman da onlar da diyorlar ki ya biz de eleman bulamıyoruz diyorlar. Şimdi burada ilginç bir durum var, bir ciddi bir makas. Eşleşme ile ilgili önemli bir arz talep dengesinin yani uyumlaştırılması. Sanırım bu eşleşme yapılabilirse evet, önemli bir istihdam sorunu da aşılmış olacak. Buna dair böyle bir ya bir müjde verelim, insanları evet, rahatlatacak da bir şey söyleyelim. Şimdi hazır sizi burada yakalamışken evet, bize iyi haberler verin lütfen. Türkiye İş Kurumu biliyorsunuz kamu istihdam kurumumuz. Türkiye İş Kurumumuzun da vizyonunu, misyonunu yenilediğimiz bir 15 sene gerçekleştirdik. 2002 rakamlarına baktığımız zaman bir yıl içerisinde İş Kurum işe yerleştirdiği kişi sayısı 125 binmiş. 2017 yılında en yüksek rekor seviyemize ulaşmış durumdayız. Özellikle son 6 ay içerisinde çok ciddi artışlarımız oldu. 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu anlamda bu bize şunu gösteriyor. Yavaş yavaş bu eşleşme ile ilgili iş arayanların ve işverenlerin ihtiyaç ve taleplerini buluşturma konusunda yaşanan sorunları aşma yolunda ilerliyoruz. Ama daha ciddi adımlar atmamız lazım. İstihdam paketimize bununla ilgili önemli bir yeni modeli ortaya koyduk. Biz artık tek başımıza sadece kamu olarak değil işverenlerimizle birlikte iş gücü piyasası analizlerimizi sağlıklı şekilde gerçekleştirerek direkt ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları uygulanmasına geçeceğiz. Burada da biz işverenlerimize her türlü ortamı oluşturacağız. Maddi imkan olarak, eğitim imkanları olarak hangi alanda ne ihtiyaçları varsa, nasıl bir iş gücü profiline ihtiyaçları varsa bunları temin etme konusunda biz eğiticileri ve eğitim alacak kişileri temin edeceğiz ama eğitimin içeriğiyle ilgili modüllerin oluşturulması, programların uygulanmasını artık işverenlerimize bırakacağız. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu eğitim imkanlarını gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Topla imzaladık işbirliği anlaşmamızı TİM'le, TİSK'le, evet, TESK'le bu bağlamda anlaşmalarımıza devam edeceğiz ama bu da yetmez. Güçlü bir paket hazırladık diye çok ciddi bir iddiamız var, ne var bu sene. Ne var içinde? Onu biraz daha söyleyelim isterseniz. Çünkü çok vizyon değişikliğine gittik. Birincisi süreyle ilgili. Geçmişte bir yıllık sürelerle biz istihdam paketlerimizi hazırlamışız. Şu anda hazırladığımız istihdam paketimiz işverenlerimizin önünü görebilmeleri, planlamalarını daha sağlıklı yapabilmeleri için 2020 yılına kadar süren bir bakış açısıyla oluşturuldu. Sektör bazlı bir sürece girdik. Bunu da bütüncül bir bakış açısıyla diğer bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalarla eş güdüm olsun diye gerçekleştirdik. En önemlisi verdiğimiz teşvikle ilgili ücret seviyelerinde farklılığa gittik. Şimdiye kadar hep asgari ücret üzerinden bir teşvik uygulamamız söz konusuydu. Ama biz yatırımların artması, üretimin artması, ihracatın artması hedeflerimiz var. İmalat sanayimizi bu dönemde ciddi olarak destekleyeceğiz. İmalat sanayi. Evet. Dijitalleşmeyi tartışıyoruz. Endüstri 4.0 diyoruz. Türkiye'yi, geleceği hazırlamamız lazım. Bu bağlamda da bilişim sektörünü öncelikli sektör olarak belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli arzularından birisi ücret seviyelerinin artması, refahın yayılması, büyüme oranlarının refah artışına, gelir seviyelerine etkisini daha güçlü olarak görme arzusu var. Bu bağlamda
bu sektörlere, imalat ve bilişim sektörüne verdiğimiz teşvikleri asgari ücret üzerinden değil, 5552 TL olarak prime esas kazancın üst sınırından gerçekleştireceğiz. Bu şekilde artı bir istihdam için işverenlerimize 2000 lirayı aşan seviyelerde prim ve vergi desteği vermiş olacağız. Önemli bilgilerimiz. Üretim, özellikle imalat ve bilişim sektöründe. İki önemli sektörü kastediyoruz değil mi çoğunlukla? Evet. Geleceğin meslekleriyle ilgili olarak gençlerimizi destekleyeceğimiz alanlarımız var. Başka sektörler ilave olabilir mi bunların üzerine? Önümüzdeki dönemlerde bakacağız. Bu ilk kez uygulayacağımız bir model. Bunun etki analizleri doğrultusunda gelecek dönemlerde tabii ki bunun kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz. Bir önemlisi de 1-3 işçi çalıştıran işverenlerimize yönelik yapmış olduğumuz teşvik uygulamamız. Bu da ilk defa hayata geçirdiğimiz. Biz bugüne kadar hep prim ve vergi desteği, evet, vergi kesintileriyle ilgili destek veriyorduk. İlk defa ücret ödemesini de kamu olarak gerçekleştireceğiz. Bir senden bir benden diyoruz. Özellikle esnaflarımızın büyüme imkanlarını arttırmak, bu alanda gençlerimizin girişimcilikle ilgili biliyorsunuz önemli hedeflerimiz var. Gençlerimizin bu alanda istihdam edilerek gelecekte bu meslekleri sürdürmelerini arzu ediyoruz. Üretim yapan 1-3 işçi çalışan işverenlerimizin bir ay ek istihdam ettikleri kişilerin ücretini, vergisini, prim desteğini kamu olarak biz sağlıyoruz. Bir ay onların sağlamasını bekliyoruz. Bunu da ben sahalarda büyük bir 18-25 yaş olarak da sınırlandırdık burada. Özellikle gençlerimizi önceliyoruz bu dönemde. Çok pozitif etki sağlayacağına inanıyoruz. Önemli. Efendim, taşeron meselesi tabii çok, evet, soru geliyor rekor sayıda. Şimdi başvuru listelerinin açıklanması için geçerli süre değil mi? Bu ayın 20'sinde bildiğim kadarıyla. Yok, sürecimiz şöyle, biz 2 Ocak itibariyle çalışma usul ve esaslarımızı yayınladık. 2 Ocak'tan 12 Ocak'a kadar başvurular alındı. Onun dışında bir tarih sınırlaması koymadık. Bizim en son tarihimiz belli, 3 Nisan. 3 Nisan'ın ertesi günü itibariyle bu sürecin tamamlanmasını hedefliyoruz. Son başvuru sayısını alalım mı sizden? O önemli bir bilgi olacak. Başvurularla ilgili yerelde iş yerlerimize çok ciddi olarak biz bir kısıtlamaya gitmedik burada. Kapsamla ilgili belirlediğimiz o sınırlara uymayan taşeronda çalışan emekçi kardeşlerimiz de başvurularını gerçekleştirdiler. Şu anda bunlarla ilgili 715 bini aşmış bir kabul sayımız var ama süreç hala devam ediyor. Ama tabii bu taşeronla ilgili düzenlememizde belirlediğimiz biliyorsunuz bazı kriterler var. Kriterleri de biz kendimiz belirlemedik aslında. Bununla ilgili de bir yanlış algı söz konusu. Daha önce biliyorsunuz taşeronla ilgili ülkemizde çok önemli yasal düzenlemeler yapılmıştı. 6552 sayılı kanunla sendikal haklar ve toplu sözleşme ile ilgili düzenlemeler, kıdem tazminatı güvencesi, yıllık izin güvenceleri gibi oradaki kapsam ile ilgili sınırlar neyse merkezi bütçeyle düzenlenmiş kurum ve kuruluşlar ve personel çalıştırma ihalesi kriteri bu %30 %70 tartışılıyor biliyorsunuz. İşte bunu sanki yenik olmuş bir kritermiş gibi algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu yenik koyduğumuz, bizim koyduğumuz bir kriter değil. Kamu İhale Kurumu'nun ilgili kanununda, tebliğinde de yer alan bir tanım. Evet. Bu tanım çerçevesinde biz yola çıktık. Şu an kamuda merkezi bütçeyle düzenlenen kurum ve kuruluşlarımızda taşeron kalmadı. Bütün kardeşlerimizin başvurularını almış durumdayız. Şu ana kadar 715 bin kişiyi de aşıyor. Bugün özellikle çok daha hızlandı tabii ki. Bu hafta itibariyle daha da hızlandı başvurular. Biz bunu kamunun sadece yereldeki iş yerlerine de bırakmadık. Bir kontrol mekanizması oluşturduk. Herkesin içi rahat etsin bu konuda. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Başvurusu kabul edilmeyenlerin bir itiraz hakkı var mı? Tabii 3 gün günlük bir itiraz. Bütün iş yerinde asıldığı andan itibaren ya da tebliğ yapıldığı andan itibaren, evet, kardeşlerimiz bir yanlışlık olduğunu düşünüyorlarsa, düzeltilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorlarsa başvuracaklar. Bu asıldığı
olduktan sonra kabul edilenlerin listesi, sınav sürecimiz başlayacak. Çalışma Bakanlığı olarak bizim 10 bine yakın şu anda kabul aşamasında olan, kriterleri karşılayan, taşeronda çalışan, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız var 81 ilde. Biz mesela sözlü sınav yapmaya karar verdik bu süreçte. Sınavlarımızı da çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da sınavla ilgili değerlendirme sürecimiz başlayacak. O tamamlandıktan sonra da kamuya geçişle ilgili sürecimizi inşallah tamamlamış olacağız. Kitlerle ilgili çok fazla soru geliyor. Evet. Gelen sorular arasında onlar var. Ona dair bir şey söyleyebiliyor musunuz? Bir sürü kesimle alakalı çok fazla şu anda soru geliyor. Bunu isterseniz ayrı bir programda daha kapsamlı olarak değerlendirirsek daha sağlıklı olarak detayları çalışılıyor mu şu anda? Vermiş olabiliriz. O, ayrı evet. bir program yapalım ama bütün bu soruları ben yanıt verebileceğimiz bir evet. program yapalım. Öncesinde de çalışalım diye istiyorum. Bizim için bütün kardeşlerimiz kıymetli. Tüm çalışanlarımız kıymetli. Herkesten gelen serzenişleri, eğer şikayet varsa şikayetleri, olumlu görülen konuları hepsini değerlendiriyoruz. Bunlardan emin olsunlar sadece. Ama biz bu taşeron konusuyla ilgili olarak devrim niteliğinde bir düzenleme yaptık. Bunun altını çizmek istiyorum. Eğer başka bir iktidar olsaydı herhalde çok daha büyük yankılar uyandırabilecekti. Ama biz sürekli olarak algı çalışmalarıyla, bilgi kirlilikleriyle mücadele etmek durumunda kaldık. Bu kadar temiz ve düzgün bir iş yaparken ve tarihimizde çalışma hayatı bağlamında bu kadar kapsamlı bir düzenleme sayı itibariyle de yok. Yeterince bu anlamda da bunu da ifade etmem gerekiyor. Sahada çok pozitif gittiğimiz yerlerde, gittiğimiz illerde emekçi kardeşlerimizin gözündeki o mutluluğu görmek bizleri de mutluluk veriyor. İnşallah bunu daha da önümüzdeki günlerde birçok alanda emeklilerimizle ilgili, emekçilerimizle ilgili, işverenlerimiz, esnaflarımız, tüm çalışanlarımızla ilgili yapacağımız çalışmalarla bu mutluluğu arttırmaya gayret göstereceğiz. Sayın Bakan, Ziraat Bankası ile bir protokol imzalandı. Evet. Bu Bağkurlular konusunda borcu olup da emekli olamayanları sanıyorum kapsıyordu. Onunla ilgili bir cümle, bir detay paylaşırsanız. Bu düzenlememizi şu an esnaflarımızla ilgili yapmıştık ama gelecek hafta tahmin ediyorum TİZOP'la da bir işbirliği protokolümüzü imzalayacağız. Çiftçilerimizi de bu kapsama alacağız. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Bununla ilgili Çiftçiler. Ziraat Bankası'yla görüşmelerimizi tamamladık. Protokolümüzü imzalarken bu talepler gelmişti. Ziraat Bankası Genel Müdürümüz de oradaydı. İnşallah çiftçilerimizi de kapsama almış olacağız. Emekli olma şartını kazanmış, prim ödeme gün sayısını doldurmuş ama borcu var. Borcunu ödeyemediği için emekli aylığı bağlanamayan kesimler ya da askerlik, doğum borçlanması yaptıktan sonra emekli aylığı almaya hak kazanacak bizim sigortalılarımız ya da geçmiş dönemde borcunu ödeyemediği için daha da artmaması adına hizmetlerini dondurmuş ama sağlık hizmeti vesaire gibi konulardan faydalanamayan sigortalılarımızı kapsayan, ihya edebilecekleri ama emekliliğe hak kazanmış şartlarda olmaları gerekiyor. 48 ay vadeyle krediyi çekebilecekler. Kredi ödemesi emekli maaşlarından gerçekleştirilecek. Komisyonumuz yok ve geçmiş sorgulaması yok. Evet. Ben bir esnaf kızıyım. Esnaflarımızın iyi hissetmelerinin, motivasyonlarının, heyecanlarının yüksek olmasının ekonomimize çok büyük canlılık katacağına inanıyorum. Sahada ilk geldiğimiz andan itibaren bu konu bize çok dile getirilmişti. Özellikle geçtiğimiz haftalarda burada bizim Kahraman Kazan'da da üssümüz var, kamyon şoförlerimiz vardı, lojistik alanında çalışan. Onlar da çok dile getirmişlerdi. Böylesine bir düzenlemeyi kısa süre içerisinde yapmış olmaktan dolayı da memnunuz. Çalışma Bakanlığı ve SGK olarak. Sayın Bakan, hayırlı olsun. Teşekkürler, hayırlı olsun diyelim. Sürem doldu fakat yeni havalimanı çalışmaları sırasında oradaki çalışmalara katılan işçilerden hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili bir tartışma var kamuoyunda. Evet, maalesef. 300 ya da 400'e varan sayılardan söz ediliyor hayatını kaybeden işçiler açısından. Bu konuyu bir açıklığa kavuşturmamız lazım. Evet, açıklamada lazım. Ben yaptım Çalışma Bakanlığı olarak. Bunu sizin sesinizden evet. bir alalım lütfen. Nedir bu konunun aslı? Gerçek
durum, tablo nedir? Ama sürem de doldu, evet, o yüzden çok kısa rica ediyorum. Tek bir kardeşimizin bile canı her şeyden çok önemli. Çalışma Bakanlığı olarak bu konuda çok büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Denetimlerimiz çok üst seviyede. 35 bine yaklaşan dönemsel olarak en az 30 bin kişinin çalıştığı çok geniş bir alanda 2015 Mayıs ayından itibaren ve öncesinde de hazırlık süreçlerinin yapıldığı büyük bir Türkiye'nin prestij projelerinden, gelecekle ilgili ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacak bir projeden bahsediyoruz. Projenin büyüklüğü ne olursa olsun, böylesine hem orada çalışan 35 bin kişiyi zan altında bırakan taşeronlarıyla birlikte çok sayıda da firma çalışıyor. Çalışma Bakanlığı dahil olmak üzere herkesi böyle zan altında bırakan çok aslı astarı olmayan bir iddia atılıyor ortaya. Bu kesinlikle doğru değil mi? 300-400 sayısı. Böyle bir şey söz konusu olduğu takdirde orada çalışanlar buna herhalde ki 30 bin kişi vicdanen sessiz kalmaları mümkün değil. Artı biz sürekli olarak sahadayız. Evet. Çok sık aralıklarla denetimlerimiz devam ediyor. Sizdeki veri nedir efendim? 593 tane iş sağlığı güvenliği elemanı orada. Firmadaki sayı 268 ama alt işverenlerle birlikte 593'e ulaşan bir iş sağlığı güvenliği uzmanı çalışan var. Çok titizlikle uluslararası bir projede olduğu için bu kurallar daha da dikkatli olarak uygulanmaya çalışılıyor. Maalesef yani bu rakam içinde bizler çok üzgünüz. Bütün orada hayatını kaybeden kardeşlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Ama SGK kayıtlarımıza giren tamamı iş kazası değil, biz tamamını aldık ve paylaştık ki böylesine bir bilgi kirliliğini şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşarak bu kirliliğe son vermek istedik. 8 kardeşimiz kalp krizi geçirmiş. Trafik kazası, içeri çok büyük bir alan olduğu için trafik kazası ile ilgili kayıplarımız söz konusu. Toplamda 27 kardeşimizi kaybetmişiz. Bu rakamları telaffuz ederken herkesin sorumlu davranması lazım. Burası Türkiye Cumhuriyeti, kanunlar var. Her şeyden önce vicdanımız var. 27. Böyle bir şeye sessiz kalmak, duyarsız kalmak veya böyle bir konuyu sümen altı etmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Tüm orada iddia edilen 400 kişi ile ilgili bu rakamın bütün çalışanlar açısından da kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ki bizim ALO 170 var, BİMER var, CİMER var, bir şikayet olur ve bu şikayetlerle ilgili de çok ciddi olarak biz çalışma gerçekleştiriyoruz. Peki efendim, siz 27 emekçinin, çalışanın hayatını kaybettiği maalesef bilgisini, evet, verdiniz. Allah'tan rahmet dileyelim. Öncesindeki hafriyat çalışmaları dahil olmak üzere. Umarım ki bundan sonra da bu tip kazalar meydana gelmez. Efendim, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Evet, kısa zaman için birçok konuyu konuştuk ama isterseniz İstanbul'daki hafta sonu programımızı önümüzdeki günlerde etraflıca ele alalım. Planlamayı da öyle yapalım. Bütün bu konulara yanıt verelim. Benim bakanlıktaki arkadaşlardan ricam, çok sayıda tweet geldi. Lütfen mümkün olabildiğince onlara da yanıt vermeye çalışsınlar ki. Telefon açanları telefonla bile ben şahsen cevap veriyorum. Çok teşekkür ediyorum, evet, bunlara ötürü. İstanbul'a sözü bırakıyoruz.